Akre Eğitim ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Hatırası Aziz İnsanlar Bursa başlıyor. Ortak özellikleri Bursalı olmaktır. Yani Bursa'ya gelip kendi memleketinin kültürünü burada yaşatmak değil, buranın kültürüyle harmanlayıp Bursalı olmak. Aleykümselam. Sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Genç arkadaşlar pırıl pırıl maşallah istikbal vaat ediyorlar. Geleceği kendilerine teslim edeceğimiz hem de güvenle teslim edeceğimiz İstanbullu değerli kardeşlerimiz. Nasıl buldunuz? Ben sorayım fakülteyi. Hocam fakülte çok güzel. Mansur ilahiyatta okuyor. Az önce demiştiniz fakültemiz bunun yarısı kadar değil demiştim. Fakülteniz maşallah çok güzel ama burayı daha güzel yapan içindeki güzel isimler. Estağfurullah. Sizlerle beraber inşallah. Hocam az önce Bilal Kemik Hocam'a çekime gitmiştik. Onun size bir sorusu var. Bursa Beyefendisi nasıl olunur? Yani Bursa Beyefendisi nasıl olunur? Şöyle olunur. Yani Bursa dendiği zaman ben 1960'ların Bursa'sını hatırlarım. Benim için Bursa odur. Yani takdir edersiniz ki daha sonra Bursa'daki fabrikaların, sanayileşmenin gelişmesiyle, aşırı ve kontrolsüz göçlerle Bursa o eski özelliğini ve doğallığını kaybetti. Bursa Beyefendisi, yani Bursa'da herkes beyefendiydi. Şöyle, yani Bursa'nın demografik yapısı eskiden beri zengindir. Yani Bursa'da güçlü en az 20-25 kavim vardır, etnik unsuru vardır. Ortak özellikleri Bursalı olmaktır. Yani Bursa'ya gelip kendi memleketinin kültürünü burada yaşatmak değil, buranın kültürüyle harmanlayıp Bursalı olmak. Burada da bilimden veya bilgiden çok, kültürden çok görgü öne çıkıyor. Görgüyü önemserim ben. Yani aileden almış oldukları görgü, çarşılıysa eğer, çarşıda esnafsa eğer, çarşı kültürü veyahut da mahalle kültürü, mahallenin büyüklerinden, gençlerinden, yaşlılarından, hanımlarından almış oldukları bir yaşama kültürü veya hayatı birlikte götürme, hayatı birlikte kuşanma kültürü bence Bursalı olma özelliği için yeter. Peki hocam, İstanbul Beyefendisi nasıl olur? İstanbul Beyefendisi de aynı olur. Yani Bursalı olarak biz İstanbul'un beyefendilerinden çok etkilendik. Yani Bursa, yine bahsettiğim gibi 60 ile 80 arasında İstanbullu misafirlerini ağırlayan bir şehirdi. Özellikle Çekirge benim muhitimdir. Çekirge'de 25-30 kadar otel vardı. Bu otele İstanbullu hanımefendiler, beyefendiler, aileler rağbet ederlerdi ve Çekirge'de en az 21 gün, yani bir kan değişimi süresi kalır, kaplıca kürleri yaparlar ve de o 21 gün içerisinde biz onlarla içli dışlı olurduk. Yani onları ismen tanırdık. Ara sıra sanatçılarla karşılaşırdık, bestekarlarla, güftekarlarla.
Mesela Gönlü Ferah Oteli sanatçıların rağbet ettiği bir oteldi. Gölpınarlıların, Tanpınarlıların Gönlü Ferah Oteli ile çekirgenin Hüsnü Güzel Çay Bahçesi ile ilgili yazmış oldukları eserlerde hatıraları ve intibaları vardır. Dolayısıyla İstanbul'un beyefendisi de İstanbul'u temsil eden, yani sözü sohbeti, diksiyonu, giyimi, kuşamı, yani tramvayda veyahut da şehir atları vapurunda seçilen, kendisine saygı gösterilen, sözlerine kulak verilen insanlardır. Hatta taklit edilen, kıyafetleri benimsenen, önemsenen insanlardır. Efendim, bugünlerde gündemimizde neler var? Gündemimizde neler var veya işte tezgahta ne varsa o var. Bursa'yı gezmeye gelenlerin tasavvurunda şöyle bir Bursa vardır. Bursa tarihi ve coğrafyası zengin bir şehirdir. Doğru, hakikaten öyle. Yani Bursa hem tarihi hem de coğrafyası bakımından zengin bir şehirdir. Öyleyse Bursa'ya vardığımızda ne yapalım? Cumalı Kızağa çıkalım, kahvaltımızı orada yapalım. Sonra İnkaya Çınarı'na çıkarız. Sabah kahvemizi tarihi çınarın altında içeriz. Sonra şehrin o meşhur çarşılarını, yani Bursa'nın o meşhur çarşılarını, merkez pazar yerini gezeriz. Yeşil Türbe'yi görürüz. Ulu Cami'yi, yani türbeleri ve mabetleri vaktimiz yettiği kadar gezeriz, görürüz. Sonra öğlende bir kebapçıya girer, İskender kebabı yeriz. Dönerken de bir kutu kestane şekeri, paketlenmiş bir takım havlu, bir seri bıçak yanımızda mümkün olursa, bütçemiz el verirse götürürüz. Yani Bursa ile ilgili genel algı budur. Ancak bunlar Bursa'nın yerüstü zenginlikleridir. Yani zahiri görüntüsüdür, dış yüzüdür. Halbuki Bursa'yı yani bilinçli bir tercihle gezmeye gelenler Bursa ile ilgili daha farklı düşünürler ve onların tasavvurlarında daha farklı bir Bursa vardır. Yani onlar Bursa'nın daha ziyade yeraltı zenginliklerine hayran olarak gelirler. Bu yeraltı zenginliklerini, asıl güçlü Bursa'nın varlığını yerinde ziyaret ederler ve muhakkak ki istifade ederek dönerler. Yeraltı zenginliği olarak tanımladığımız zevat, Bursa'yı yani bu mekanı şereflendiren insanlardır. Ve bu insanlar hatırası aziz insanlardır. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahları, ilk altı padişahı, Osman Gazi, Orhan Gazi, Hüdavendigâr, Yıldırım Bayezid, II. Murat, Çelebi Mehmet, yani bu önemli ve adı ünlü padişah efendilerimiz Bursa'da medfundur. Sonra Bursa'da medfun önemli ulema sınıfı vardır. Yani medreseliler vardır. Mesela Molla Yegan, Molla Hüsrev, Molla Fenari, sonra Süleyman Çelebi, sonra İsmail Beli. Bunlar da ilmiye sınıfıdır. Hepimizin bildiği gibi birbirinden değerli insanlardır. Bir de ne vardır? Mutasavvıflar. Yani Cenab-ı Hakk'ın veli kulları. Evliyaullah dediğimiz duası makbul, ameli makbul, gözyaşı makbul insanlar. Bunlar kimler olabilir? Emir Buhari'dir. Mesela
İsmail Hakkı Bursevi'dir. Mesela Abdüllatif Kutsi'dir. Veyahut da Üftadi Hazretleri'dir. Ki en fazla rağbet edilen, en fazla teveccüh gören Üftadi Hazretleri'dir. Bunun yanında Pir Emir Hazretleri vardır, Geyikli Baba vardır. Bunların her biri ziyaretgâhtır. Dolayısıyla bunlar, yani bu bahsettiğimiz gerek padişah efendilerimiz olsun, gerek medreseliler, ulema sınıfı olsun, isterse Allah dostları olsun, bunların her biri Bursa'ya değer katan insanlardır. Mesela İsmail Hakkı Bursevi'den söz açalım, adı geçmişken. Kimdir İsmail Hakkı Bursevi? İsmail Hakkı Bursevi bir müfessirdir. Yani önce bir müfessirdir. Ruhul Beyan tefsirinin sahibidir. Ki bu Ruhul Beyan tefsiri dünyaca ünlü bir tefsirdir. Akabinde İsmail Hakkı Bursevi bir mutasavvıftır. Yani önce bir müfessir, en önce akla gelen yanı, yani evvel şöhreti müfessir olduğudur. Daha sonra ise mutasavvıf yanıdır. Yani İsmail Hakkı Bursevi Celveti tarikatı mensubudur. Celveti tarikatının 32. ve son şeyhidir. Ki bu tarikatın hakikaten önemli isimleri, simaları vardır. Bu 32 halkanın içerisinde mesela Üftade ile başlar bu. Herkesçe malum, herkesçe hürmet gösterilen, hatırası yad edilen bir zattır. Sonra Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vardır. Yine Celveti'dir. Üftade Hazretlerinden sonra. Sonra Zakirzade Abdullah Efendi gibi veyahut da Atpazarlı Osman Efendi gibi bu tarikatın önemli isimleri veya simaları vardır.